güneşleri arasında güzel bir güne uyandık bugün. Ankara'ya 110 kilometre, Çankırı merkeze 18 kilometre mesafede olan Eldivan'dayız. Arkada gördüğünüz bu muhteşem manzara ve sağlı sollu kiraz bahçeleri. Kirazı %80'ine hitap eden Eldivan'da bahçeye gideceğiz. Toprak kokan ellere merhaba diyeceğiz. Bir günü onlarla birlikte geçireceğiz. Hadi gelin başlayalım. Kirazı ticari anlamda ele alan ülkelerin başında Türkiye, Amerika, İran, İtalya ve Rusya geliyor. Türkiye her yıl mevsim şartlarına göre değişse de kiraz üretiminde dünya genelinde çoğunlukla birinci sırada, bazen ikinci sırada yer alıyor. Türkiye'de birçok şehirde kiraz yetiştirilse de önde gelen şehirler İzmir, Manisa, Konya, Afyon, Isparta olarak sıralanıyor. Çankırı, Eldivan'da üretim bu illerle yarışabilecek düzeyde değil. Ancak her evin bahçesinde kiraz ağaçları, her hanenin kirazla bir şekilde bağı, yaylalarında geç yetişen değerli kiraz türleri var. Biz bugün renkli sohbetlerine ve bir günlerine ortak olmak için bahçelerin yolunu tutuyoruz. Mesai başlamış bile. Kendimi bir ağacın üzerinde buluyorum. Bu işi bir yerinden öğrenmem lazım. Toplarken bir kriterim var mı? Ben bulduğum hepsini alıyorum. Toplarken özellikle önce kirazı hissetmemiz gerek avucumuzda. Ne demek evet. Abi? Şimdi avucumuzda kirazı aldığımız zaman şu şekilde, tamam. Avucumuzda kirazı hissedeceğiz. Yani şu baş kısımlarını şu şekilde aldık. Şimdi kirazı alacağımız şekilde şu şekilde koparmamız gerekiyor. Yalnız biz bunu böyle değil de kiraz dalındayken şöyle koparırsak. Biz direkt yiyeceğimizi aldık böyle. Evet. Ağaçta duruyor bunlar. Ağaçta duruyor. Seneye bu ağaç bunu atabilmek için uğraşacak, meyvesi olmayacak. Şu mudur? Evet. Aynen odur. Bu. Yalnız avucumuzu alacağız kirazı. Onun şöyle, esprisi dökülmesin diye mi? Dökülmesin diye değil. Temiz olsun diye. Şunları alacağız. Oo, aldığımız bayağı, gibi atmayacağız sebebiyle. Biz bayağı avuç içinde tasnif ve temizlik yapacağız yani. Evet tabii. Şimdi içine aldığımız eğer bir tane çürük varsa o 10 tane olur. Aynı zamanda içine düşen bir çürük kiraz çevresindeki diğerlerini de aynı anda yani birkaç saat içerisinde onları da çürütür. Bayağı çalıştım ben. Evet. Bayağı çalıştım. Kimse görmedi. Yorum kova yaptım. Evet. İnebilirim artık. Tamam. Bu kiraz işi beni çok yordu ya. Nasıl geçiyor sizin için? Bana onu bir anlatın. Bazen kendimiz yaparız bu işleri. Bazen arkadaşlarla, eşle, dostla. Ha, kim varsa herkes imece tabii, gibi birbirlerine. Tabii tabii. Hangisinin işi varsa biz ona gideriz. Yardım yapmaya. Devamlı böyle yardımlaşarak bu işlerimizi yaparız. Ne kadar sürüyor burada bir dönem kiraz? En fazlasından bir ay. Ha. En fazlasından. Haliyle herkesin birbirine kredisi de oluyor. Tabii. Çok güzel. Peki geldik çalışıyoruz. Kaç saat sürecek bu çalışma mesaisi? Bugün akşama kadar çalışacağız. Arkadaşlarla, komşularla hepsinin. Peki öğlen ne oluyor? Öğlenleyin şimdi acıkıyorlar. Hı-hı. Yemek vereceğiz. Hı-hı. Biz sizler de geleceğiniz için burada biraz daha özendik. Kalabalık da var. Ne yapacaksınız? Tabii. Şimdi otlu bükmemiz var. Peynirli olsun. Çeşit yapıyoruz. Kıymalı. Patlıcandan yaparız. Gözlememiz var, saç üstü katmerimiz var. Oho, bizim bayağı çalışacak ekip yani. Evet. Onlar tamam. Da yiyince akşama kadar daha güzel iş tutarlar. Süper. Bunların hepsini görürüz o zaman ekiple beraber. İnşallah beraber de yiyelim. Öğle kısmı en renkli kısımlarından bir tanesi. Sena abla bize şimdi bahçe sahibi anlattı ama aman gülüyoruz, eğleniyoruz falan çok kolaymış gibi. İşin bir de ciddi kısmına sorayım. Gerçekten böyle mi diye. Böyle değil. Aslında çok yorucu. Ağacın tepesine çıktığın zaman... Bir emek var herkesin bahçesinde. Emek var. Doğru dürüst inmek istemiyorsun. Aha. Orayı bitireyim öyle ineyim diyorsun. Ayaklarının altı acıyor bir yandan. Bastığın yer yani dalda ayaklarımızın altları acıyor.
yetkililere seslenmek istediğiniz bir şey varmış. Hadi onu da söyleyin. Burada bu kirazları topluyoruz. Satamıyoruz yerine göre. 1 milyona bile, 1 liraya bile alıcı bulamıyoruz. Elimizde kalıyor. Bunlar da evde çürüyorlar. Biz istiyoruz ki bir meyve suyu fabrikası olsun. Şimdi bu kirazlar meyve suyu olur. Tamam, o kirazı biter, verdik, meyve suyu. Vişne. Fabrika boşta mı kalacak? Hemen bunun peşine vişne oluyor. Domateslerimiz olacak. 2 gün sonra sebzeler falan olacak. Onun peşine elmamız, armudumuz, kayısı hepsi oluyor peş peşe. Yani boş kalmıyor. Eldivan Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Ali Baş'ın yanına geliyor ve Eldivan'da kirazı soruyorum. Burada çok çeşitli kiraz vardı. Sonradan artık o 0900 yarımca dediğimiz 0900 kirazlar. Napolyon'dan falan iri o 0900 dediğimiz. Daha da iri. Evet tabii ki. Onları yetiştirmeye başladılar. Şimdi şu anda onlar ağırlıkta. Burada kaç kişi kirazdan geçinir? %80'i kirazdan geçinme. Nedir mesela yılına. Nüfus nedir burada? Burada 2000 kusur bir nüfusu var. 3000'e yakın. Kaç paradan veririz bu sene? 1100 liradan aldılar giden sene. Evvelki sene. 1.1 lira gibi. 1.1 liradan aldılar. Ziraat 900 dediğiniz. O 2.5-3 liradan falan gittiydi. Geçen sene yine. Evet geçen sene. Hatta bu sene daha da coşkulu olabilir aslında. Evet ben bahçede 4 liradan vermiştim. Oo süper. Eskiden bizim yerli kirazlarımız vardı. Onlar tamamen kayboldu. Onlar gitti. Şimdi bunlar vardı. Onlar revaçta olan. Bunlar da yavaş yavaş gidiyor. 0.900'e döndü Döneceğiz. Millet. Bir yandan hummalı çalışma devam ediyor. Kovamı alıyor ve Sabit ablanın yanına geçiyorum. Ya bu acayip güzel bir teknik. Birçok yerde kullanılıyor. Eğdi diyoruz biz buna. Ne diyorsunuz? Eğdi. Eğdi. Abla nasıl gidiyor? Hep burada mısınız? Biz yazın, kışın Çankırı'ya gidiyoruz. Yazın buraya geliyoruz. Çankırı merkezde. Merkezde evimiz var. Tamamen burada her şey organiktir. Şimdi ben Çankırı'da pazara gitmiştim. Benim de doktoru tesadüfen pazarda gördüm. Selamlaştık. Önümüzde de bir ihtiyar teyze elma satıyordu. Doktor eğildi. Oradan ne kadar çürüklü elma varsa onu şaşırdım. Dedim ki doktorum dedim. Niye dedim sen bu elmaları topluyorsun dedim. Esas dedi bunlar yenilir dedi. Bunlardan dedi kurt işlemiş dedi. Sanırım Eldivan'da zaten şöyle bir durum var. Semboller hep kiraz üstüne. Evet. Herkesin de bir bahçesinde, evet, bahçesinde bunun ticaretini var. Yapmasa da kirazı var. Biz yapmıyoruz. Kim geliyorsa topluyor, yiyor. Götürüyor. Ha ya Türkiye sebep olan hikaye de burası. Ve aslında. Herkese yetiyor. Bereketli. Herkese yetiyor. Eldivan'ın kirazı. Eldivan'ın kirazı. Dosta gider birazı. Dosta gider birazı. Artık çekemez oldum. Artık çekemez oldum. Bana ettiğin nazı. Bana ettiğin yar yar haremi sen açtın da sinemdeki yaremi haremi de yar yar haremi sen açtın da sinemdeki yaremi. Hadi buyurun. Öğle molası yemek hazır.
Nadide abla sen kiraz bir güzel, sen sohbet iki kat güzel. Oğlum siz de bir ilden ayrı güzelsiniz. Kurban olayım sizi doğranana, tebrik edeyim vallahi. Allah razı olsun. Siz aslen Ayaşlısınız. Ben aslen Ayaş'ım. Oranın domatesi meşhurdur. Ayaş'ın domatesi meşhur, inekleri var. Burada ne yapıyorsunuz peki o zaman? Benim eşim öğretmen. Hı hı. Eşin buralı mı? Buralı. Ha sen buraya gelin geldin. Ben ama aşık sen... oldum da geldim. Tatlı tarafı burası. Ben onu görünce böyle bir yakışıklı nasıl kurtulur benim elimden dedim. Şaka yapıyorsun. Vallahi şaka yapmıyorum. Bak gerçek söylüyorsun. Abi ben bu adamı bırakmam dedim. Oğlan bir de o da beni görünce Allah nadiden başka kimseyi istemem demiş. Böyle el açmış. Allah Allah. Allah, Allah bana nadideyi verdimiş. Biz ikimiz 7 sene hasretlik çektik. Abla bulutlar ağladı romantizmden valla. Aynen öyle. Benim yaşım daha kadar. Bildiğin yazın ortasında yağmur başladı. Babam anam vermem dediği halde hayır dedim, ben varacağım bu adama. Abla bu hikayeyi ben yarım bırakmam ama kaçmamız lazım. Yağmurdan sonra devam edelim. Gel. Gel, gel gel gel. Nadide abla güzel yağdı. Bu sizin ayağınızın uğuru yavrum. Ayaklarınız uğurlu geldi. Koç gibi maşallah tertemiz kalbinizle bu güzel yağmur. Ama sende enteresan bir şey var. Bahçeye de bakıyorsun, aşkla bakıyorsun. Aynen öyle. İşe güce de böyle bakıyorsun. Aynen. Buraların atıyla, kokuyla, çamuruyla karıldım. Ben burada yaşadım. 12 yıl burada eldivanda durdum. İnek besledim. Komşum vardı. Bahçe diktim. Benim de şu anda bahçem var. Kiraz bahçem. Abi bu kadar güzel anlatıyorsun da bu çok zor bir şey değil mi? Azıcık yağmur yağdı. Bizim ayaklar çamur oldu. Tadımız çamur kaçtı. Olsun. Kaçayım. Gelsin geri. Gelirsin. Bu çapa yine yapar. Bu kirazın dibine çıkan şipir şipir bunu yersin. Öyle zevkli yeriz ki. Ne kadar bak şuna bak. Şunun gözelliğe bak. Aha bunu şipir şipir yersin. Vallahi her... güzel gören göz dedikleri bu galiba. Ha. Ben çünkü sallayınca ıslanıyorum. Islanma. Abla başka bir şey yaşıyor. Hayır. Bak bakmasını bilirsen. Görmesini bilirsen. Duymasını bilirsen. Her zaman cennet ve güzellik senin yanında. Hiç kötülük yoktur. Programın sonuna yavaş yavaş yaklaşırken şimdi de üreticilere dönmek istiyorum. Üç farklı bahçede üç farklı abimize kirazı sorup bu kısıtlı sürede işi anlamaya çalışıyorum. Ergün abi peki bu 10 dönüm arazide kaç tane kiraz ağacımız var? Yaklaşık 700 civarında. Bir ağaç kaç yaşından sonra bize meyve vermeye başlar? Eğer yerli kirazsa 7 yaşından sonra. Oo, çok bu, geçmiş ya. Tabii bu 6-7 yaşından sonra meyve vermeye başlıyor ama bu yarı Bodur'da Bodur'da değişir. Şu anda gördüğünüz ağaçlar 25 yaşında 250-300 kilo civarında meyve veriyor. Hatta burayı yaparken bile ben bir arkadaşa dedim ki ya kiraz fidanı var mı? Var. O zamanlar öyle cinsini falan da bilmezdik. Öyle kara düzen yaptık. Aa. Bu nedenle 0900 de var burada. Erkenci cins var, sanayi cinsi var. O zaman benim en sevdiğim kısım burası. 10 dönüm bahçemiz varsa. Ben sana kısa bir hesap yapayım. 2,5 dönüme 5'e 5'ten 80 tane ağaç dikmiş olsan tamam. Bir ağaç 50 kilo kiraz vermiş olsa 5 kere 8 ne yapar? 4 ton kiraz yapar. Evet. İkişer buçuktan vermiş olsan 10 bin lira yapar. Bir ay çalışacaksın ama kahve köşesinde oturmaktan kurtulacaksın. Ben emekli öğretmenim. Anladım. Yani en hafifiyle böyle bakmalı yani bir adam. Yani böyle bakmak diyorsun. Lazım. Kahve köşesinde oturacağını, arkasından da ben açım abi diyeceğini, bir dönümlük yere 80 ağaç dikse işte aylığı 1 liraya gelir. 1000 liraya gelir.
eş dost yiyen için helalı hoş olsun. Ben oluyum olmayayım. Bütün herkese de söylediğim böyle. Gerçek söylüyorum. Eldivan'a gelirseniz Erdoğan'ın bahçesi neresin diye sorun. Evet, baştan başlayın sonuna kadar ne kadar yiyebilirseniz helal olsun efendim. Çok güzel. Hemen diğer bahçeye geçiyorum. Yanımda eski belediye başkanlarından aynı zamanda kiraz üreticisi Ahmet Karatatar var. Nasıl meşhur olmuş buranın kirazı? Var mıdır bir özelliği? Babalarımızın, annelerimizin küçüklüklerinde kirazlar varmış. Şuna bakar mısın? Kirazlar. O kirazları kiraz az olduğu için gidip dibinde beklerlermiş. Aa, o kadar. Bizim kirazımızı başkası yemesin, başkası gelip toplamasın diye beklerlermiş. Daha sonra kiraz fidanları çoğalmış. Hemen hemen her ailenin kiraz bahçesi vardır. Eldivan'da kirazım yok diyorsa o Eldivanlı değildir. O kadar yani. O kadar yani biz. Çok güzelmiş. Peki Eldivan'daki kirazın esprisi ne? Toprak yapısı, hava yapısı buna uygun. Diğer ilçelerde, diğer yerlerde Eldivan kadar kiraz verimli olmuyor. Aynısını aşılasam da bu kadar lezzetli olmaz evet, diyorsun. Evet, gelişmiyor. Bizim kirazımızın aroması çok çok iyidir. Lezzetlidir. Ve şimdi bir başka bahçede kiraz üreticisi Hasan abinin yanındayım. Hasan abi kaç metre arayla diktin ağaçlarını sen? 2,5'a 5 bodur kirazları dikerken 2,5'a 5 diktim. Bodurun avantajı bu. Bodurun avantajı bu. Çünkü bizim diğer bahçede gördüğümüzde 7 metre var, 6 metre var ağaç aralıkları. Bunların özelliği bu. 2,5'a 5 ama bodur kirazlar bizi fazla memnun etmedi. Ha, sevmediniz. Sevmedik. Bölgeye mi uymadı? Uyum sağlamadı. Bir de hasta vermişler bunlara bize. Ha, öyle de bir... Fidanlara hasta vermişler bize. İşin bir de böyle de bir şey var tabii. Tamam. Ben bu işe girmem herhalde. Bu iş değil abi. Bu iş değil. Peki burada toplandıklarınızı satıyor musunuz? Eşe dosta mı veriyorsunuz? Yetiyor mu? Çıkıyor mu? Bizimkinden fazla çıkmıyor ama yeterince fazla çıkan arkadaşlarım var. Eldivan genelinde. Ticari olarak da yapalım. Ticari olarak tamam. Sizinki nasıl? Uğraşan da. Bizimki az olursa eşe dosta. Çok olursa tamam. Yol kenarında satanlara da satıyoruz biz. Daha çok olursa da toptancılar geliyor tamam mı? Onlara toptan veriyoruz burada. Yağmuruyla, kaçışmalarıyla, lezzetli yemekleriyle bir kiraz ağacının üzerinde bölüm sonlandırıyoruz. Eldivan'daydık bugün. Çankırı Eldivan'da %80'i kirazla geçinen güzel insanlarla sohbet etmeye çalıştık. Biraz kirazı yakından görelim istedik. Üretim hacmini görelim. Ne istiyorlar? Toprak kokan eller nelerle bir günü tamamlıyor? Bunu görmeye çalıştık. Ağacın üzerinden veda ediyoruz. Biz burada beslenmeye ayıptır söylemesi. Devam ediyoruz.